Birileri çıkması lazım. 2 dakika çıksanıza biriniz. Boran'ınkini falan girer. Çalıntı kredi kartı vurdu. Testin ki ondan. Şimdi bak. İlk bak videoya girer girmez yalan. Çalıntı kredi kartı vurmaları. Yani bu çalıntı kredi kartı değil. Bu Deha'nın babası Apple'da çalıştığı için babasında olan telefonlar bunlar. Küçük kızlara fotoğraf atmaları için. Bu doğru. Android'den. Ahmet Kuşma. Ahmet Yıllık parabellum kızı tehdit etmesi bu. Bu doğru. Bu doğru. Bu parabellum ben değilim. Pislikler. Bu konuyu doğru. Yap- İsrail sunucusundakilerin amına koyayım ya. Bizi bu URL'yi de patlattılar. Gerçekten düşünmüyordum ama annemin evine canlı bomba ithal. Ya kardeşim sen de gider herkesi ararsan ananın evine canlı bomba tabii geçerler. Vallahi aynısını bana da yaptılar zamanında. Yaşamayan yoktu. Için bir idam fermanı oldu. Bugün evet, bu videoyu izleyen her bir kişi anlayacak ki hepiniz İca, icraat kendinizi yaptığınız bu ilaçlıklarla baba pro bu da tam bir ahmak topluluğusunuz. Daha önce gözünü korkutarak yaptırdığınız kötü şeyleri yaşamak. Bunlar Müslüman mıdır? Kanallarınız sahte Müslüman. İbadeti olmayanlar. Parasını kaybeden herkes adına bu videoyu yazıyor. Hazır mısın Atilla? Ettiğin küfür. Hazırım. Hazırım. Niye yapacaksın? Lan harbi lan. Hala söylüyorum. Ecu sen bize. Onun kitabını sik. Kardeşim bu son kelime olmamış. Kitap. Ya baba ne yapayım? Yani ama işte çileden çıkartıyor. Ses açmıyoruz ya. Ses aç. Şimdi dahi şekerci değil bu kardeşimiz. Bu kardeşimin ismi Deha Turcu. Tam. Bir kere burada çocuğun yani bak çocuk şikayet etmesin diye bu şekilde fake isimden şey yapmış. Tersleşmiş. Yani, tuzcu yani şekerci. Tuzcu şekerci komik. Komik bak bunları geçiyorum ben tamam mı bak. Benim tamam. Bana niye vesikalık sorgu atıyorsunuz? Nereden buldunuz benim vesikalığımı? He? Söyleyin bakalım. Bana vesikalık sorguyu nereden attınız? Çözelim sana. Kardeşim bana vesikalık sorguyu kim attıysa onun buradan tamam mı? Biz hallederiz sana. Kanka durun arkadaşlar, bak micbasmayın. Bizden değil bu arada. Micbasmayın. Yani gereksiz. Şimdi bak ICQ denen platformda ben bulunmuyorum. Ben şu an Mates'le kullanıcı adına arkadaşlar Muğla E-tipi cezaevine girdikten sonra kullanmayı bıraktım. Yani artık benim hiçbir alakam yok Mates'le kullanıcılığını kullananlarla. Bunu en az 10 kere 100 kere söyledim. Artık daha, zaten ben bunu devlet karşısında savcılara söylemişim. Yani burada açıklama yapsam ne, yapmasam ne. Tahmin edebileceğiniz üzere CC yani çalıntı kredi kartı. CC çalıntı kredi kartı işimiz olmaz. Şimdi bak. Şuradaki konu 2016 yazan fotoğraf bu bir yani CC fotoğrafı bile değil. Yani bu adam bunu niye paylaşmış? Yani çünkü bilmeyenleri kandırır böyle. Kart Ahmet abi CC ne tam olarak? Allah Celle Celaluhu. Bilmiyorum. Şimdi bak. Tamam. Burada adamın kart bilgilerini niye belli ediyorsunuz? Adamın bir şeylerini paylaşıyor. Türk vatandaşları illegaller. Şimdi bak. Ben para kazanmışım deli gibi. Ve bu parayı aklamak için 2019 yılında Atlantis sunucusunu oluşturmuşum. Ulan köylü. Bak sana buradan sesleniyorum. Atlantis sunucusunu ben oluşturmadım. Atlantis sunucusunu ben devraldım. Ben Atlantis sunucusunu 50 bin kişiyken devraldım. Yöneticisiydim. İşte bilmeden salladıklarının en örneğin birincisi bu. Devam ediyoruz. Bu dediklerimin üstünden biraz vakit geçti. Şimdi çalıntı kredi kartıyla paramı kasmışım. Tamam mı bak şimdi çalıntı kredi kartıyla paramı kasmışım. Aklamak için Discord nitro olup yarı fiyatına satıyormuşum. Köylü müyüm lan ben? Oğlum beni böyle suçlaman. La beni var ya rezil etti beni böyle suçlaman. Beni başka bir şeye rezil etmedi. Herif seni. Şu yaptığın açıklamaya bak. Lan köylü. Senin yanındaki o şişko köylü de beni şikayet etti. Ne oldu? 4,5 ay cezaevine yattım. Suçsuz olduğum için cezaevinden çıktım. Telefonum bilgisayarım incelendi. Olayla alakam olmadığı için cezaevinden çıktım. Alman 50 tane yayıncıyla hiçbir türlü bağlantım olmadığı için. Bir tane para transferim. Bir tane konuşmam olmadığı için cezaevinden çıktım. Ya siz kendiniz YouTube'da Twitch'te primi kasıyorsunuz. Bir zamana koyayım bunu. Gerçekten yani oğlum zaten zamana koyayım. Bana sallayamazsınız. Anladınız mı? Boş insanlar size. Valla bana istediğiniz kadar sallayın. Ben gerekli açıklamayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yapmışım zaten. Ya haline geldi. Tabii bu büyümenin bir sebebi vardı. O dönemlerde dolarla hizmet veren Discord'un nitro satışları pahalıydı. İddiaya göre Attila ve ekibi çalıntı kredi kartlarıyla 30-40 TL olan nitro. Çalıntı kredi kartlarıyla 30-40 lira olan Discord nitroyu yarı fiyatına 20 liraya satıyorum. Lan
Lan bak kardeşim, benim aylık gelirim, tamam mı, 150 bin lira değil. Benim o hesabım, aylık özetim, ben Kasım ayında bedellimi ödedim, tamam mı, askerlik bedellimi ödedim. Ondan dolayı o kadar yüksek gözüküyor. Benim aylık gelirim var bir 30-40 bin 50 bin civarı. Tamam, kazanamıyorsan bana pas atmayacaksın kardeşim. YouTube'dan istediğin kadar benim adıma video çek. Sırf benim adımı kullanmamak için, Ahmet Atilla Kirazoğlu yazmamak için benden istediğin kadar bahset. Ya oğlum, benden sana prim gelmez. Bu son videom senin için ha. Daha da video çekmem sana. Söyleyeyim yani. İstediğin kadar video çek. İnsanlar bu paraları sanal kartlarla Atlantis ekibine yolluyorlar. Ekibe çaldıkları kartlarla... İnsanlar bu kartları sanal paralarla Atlantis ekibine yolluyor. Biz de bunlarla nitro alıyormuşuz. La bizim etkililer eşek mi? La bizim etkililer invite yapıyor amına koyayım. Adamların ne suçu var şimdi? Adamlar seste meste takılıp invite yapıyor. İşte nitro satın alıyor. Sadece bu da değil. Kendilerine ait olmayan bu paralarla telefon, nitro, tablet aklınıza ne geliyor? Valla kardeşim, kullandığım her şeyin faturası benim üstümedir. O kadar boldu ki en ufak yani, sunucularında bile onlarca nitro basılıydı. Şimdi en ufak sunucumuzda bile onlarca nitro dediği olay arkadaşlar. Nitro 20 lira. 10 lira ama. Çarpı 20 ne yapar arkadaşlar? 280 falan yapar. Yani ben aylık 280 lira kenara koyup nitro alabiliyorum. Alamayan düşünsün. Alamayan sallar böyle. Hiç çekinmiyorlardı. Total War Attila'nın paylaştığı bir kazanç fotoğrafı. Oo, babayı ne paylaşmışız? Bunun neredeyse hepsi. Söylenene göre. Şimdi arkadaşlar bakın. Atlantis adı... Allah! İlk bunu söyleyeceğim. Bak şimdi. CC temelli söylemelerine göre. Seni bir tane Twitter yanına bir tane beni sevmeyen çocuğun birini almışsın. Büyük ihtimal benimle arkadaş olmak isteyip olamayanlardan biri. Demiş ki yok işte Atilla şöyle CC, Atilla böyle CC. Ulan lan papara eşek mi? Benim CC yapmama izin versin. Papara gelen paraların haddini hesabını sormuyor mu? Lan sormaz mı amına koyayım? Lan milletin paparası kapanıyor. Benim niye paramı? Aa, bugün 50 TL bana birisi 50 TL para atmış, ifade verdim gidip. Şaka gibi yani. Bak. Anlıyor ya oğlum, anlıyor. Post sallıyor bak. Bir şekilde hesap satın alımı gerçekleştirdiler. Evet. O dönemde... Lan tamam bak şimdi en büyük, bak en büyük business master'ı gösteriyorum, tamam mı? Discord gibi milyarlar kullanılan, yani milyarlık kişinin kullandığı mı diyeyim, milyon mu, trilyon mu, neyse artık kişinin kullandığı uygulamada Discord moderatörü 30-40 tane mi ne var? Türkiye'de 2 tane var, tamam mı? 2 tane var Türkiye'de. Hatta bir tane Tosti, tek. Tek. Lan bu adam bu hesabı çalsa geri mi kaptıramayacak? Lan ben yeni hesap açsam, birine devretsem, sonra o geri ticket atsam, desem ki benim hesabımı çaldılar, Discord geri veriyor. Lan bu çocuk Hype sukatı var, hata avcısı var, yok hiç Discord moderatörü var. Oğlum adam çocuk Discord'un moderatörü, adama hesabı çalmış diye suçluyorsun. Lan sen ne ezik iki yüzlü bir insansın. Milleti böyle kötüleyerek bir yerlere geleceğini düşünüyorsun ya. Sana başka hiçbir şey demeyeceğim. Bana hakaret davası aç. Ben hakaret etmedim diyeceğim. Şimdi devam ediyor yani. Etkinliklerine katılmış bir moderatörün hesabını satın almayı başardı. Satın almış dostu. Helal kardeşim, yakışır. Sonrasındaysa en büyük onaylı en büyük illegal sunucusu. Onun içinde dönen mizah fena değildi. Bu perdenin... Lan mizah zaten iyi kardeşim. Bu işi becermişiz amına koyayım. Bir de internetin illegallerini çekiyorlardı. Çünkü biliyorsun... Lan bu ne? DM'de kod yazıp fotoğrafını koymuşlar ya. Şaka mı amına koyayım ya? Atlantis kısa bir süre içinde illegalin merkezi Klortekst olan binlerce kişilikli gruplar sürekli etrafa saldırılar yapıyor. Liderinin haberi olmasa bile. Cezaevindeydim ha. Bak şimdi. Bu olaylar gerçekleşirken Alan Atlantis kuruldu 2010 yılında. Ben Muğla E-Tipi kapalı cezaevine girdim. 3 ay yattım. Ondan da suçsuzluğum kanıtlandı. 3. ay çıktım bak. Bak şu an benim bir tane bile cezam yok ha. Bir tane bile cezam, kesilmiş cezam bulunmamaktadır. Tutuklu olarak yargılandım. Yüce Rabbim, yüce devletim, yüce Allah zeval vermesin devletime. Allah Kemal Aktaş savcıma zeval vermesin. Yemin ediyorum var ya, benim haklı olduğumu anladı. Beni 4. ara mahkememde tahliyemi getirdi. Buradan çok teşekkür ediyorum kendisine. Gerçekten olaylarla alakamın olmadığını anlayıp yani bana yardım etti, beni çıkarttı. Başka hiçbir şey demiyorum. Hazırlan verilerden insanların bilgilerini bulup tehdit etmeler. Public sunucudaki küçük kızlardan şantaj yoluyla... Ya Ömer ya, bizi rezil et. Var ya Allah ya. Ne yapmış? Bak bu Parabellum'dan yapmış. Parabellum Ahmet Yıllık. Benim de bilgisayarım rahatlamıştı. Senin duyuyor musun beni? Bu videoyu izliyorsun.
Ne yapacağımı bilmiyorum. Küçücük kıza yaptırdığı şey. Bilmedin. SEC ile çalıntı kredi kartlarıyla aklanan on binlerce dolarlık büyük vurgunlar. Hepsi şakır şakır paylaşılıyordu. Ve geldik 2020'si. Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyi yapabilen yok. Yani. İşte bu iki grup tam olarak burada kesişiyordu. Çünkü dahi şekerci ve Todorov Attila tam burada tanışmıştı. Atat'ın ilk illegal adımı. Ya kardeşim. Dahi şekerci ve Attila abisi. Fotoğrafımız da var. Gibi para yapıyordu. Bu aşamadan sonra sadece Atlantis'te değil, Atat içerisinde de insanlara bilgi vermek için şantaj yapılıyordu. Dolandırıcılıkları bu grupların altında dönüyordu. Merkezi Nüfus İdare Sistemi, yani Mernis datalarının internete yayılmasıyla birlikte Atat. Lan bunu benim suçum mu bu yayılması? Ben ne yapayım? Yaşındaki küçük çocuklar da bu suça ortak olmaya başladılar. Ve kardeşim bak şimdi. Hala yaşıyoruz. Bugün bu grupların içerisindeki herhangi bir çocuk beni şehit sistemine kayıt ettirebilir. Şimdi bir kere. Lan şehit sistemi denen bir şey yok. Yok şehit sistemi. Öyle bir sistem yok amına koyayım. Yalan yalan öyle bir şey var. Çık de ki göster amına koyayım. Bak mesela ne yapıyorlar? Covid olarak gösteriyorlar milleti. Milletin e-devletini açtığı zaman Covid olarak gösteriyor. Ulan şehit gösterme diye bir şey, sen ölü olmadan böyle bir şey yok. Bir kere yalanların ortaya çıktı. Primin ortaya hatta mezar yerimi bile belirleyebiliyor. Kısa mezar yerini bile belirlenmiş. Lan mezar yerin e-devletten mi belirleniyor? Gidip mezarlıktan satın alıyorsun mezar yeri. Yalan gibi. Harbiden amına koyayım. Sahte şekilde akciğer kanseri. Gidip bölüm satın alıyorsun, dölüm. Abi kaç kere öldünüz ama? Lan öyle gidip bölüm satın alıyorsun. Aileme mezarını yoksa yapamıyorlar. Dur. Clofrox mu ne? Lan Clofrox'la benim ne alakam var? Adamlarla beni aynı videoya koyuyorsun. Ya bu adamlar zaten yapmış bak, yaptıkları belli. Yani benim madem yaptığım bir şey varsa çıkart göster. Çıkart göster. Bana böyle boş boş sallayamazsın. Bunlara da işte bir iddiadan asılıdır falan filan demişsin. Abi zaten Clofrox bize de aynısını yaptı yani. İşte bu bahsettiğim gruplar gerçekleşti. Lan küçük çekmece terörle mücadeledeki herkes tanıyor beni aldıklarından dolayı. Sürekli benim evime basıyorlar. Şöyle desem daha doğru olur. Kendini büyük göstermek için sesini kalınlaştıran ve abilik taslayan bir velet. Sesim geliyor arkadaşlar. Ben de böyle video çekebilirdim ama hiç gerek yok. Kontrolünü ele geçirmeye çalışıyordu. Ki bu dediğimi 2019'un Aralık ayında yapmayı başardı. Atat'ın eski yöneticisi Dahi Şekerci bu işte. Dahi Şekerci bak, adamın adını kullanmaya cesaretin bile yok. Cesaretin, götün yok. Adam o gün sana dedi ki adımı kullanmayacaksın. Dedi kullanamadın. Üzerinde bile yaptığı suçları bir bakıma itiraf ediyordu. Katla paraları CC ile. Lan Dehan sana dedim böyle şarkı yapma dedim de ha. Dehan sana demedim mi böyle şarkı yapma? Başın ağrıyacak. Açık şekilde sosyal medyada yaptıkları icraatleri paylaşıyorlardı. İcraat dediğim güzel şarkı bro ya. Katla katla Bora'yla. Sonra bu Taliban'a falan mükemmel. Günde var ya 1000 kere dinliyorum ya. Vallahi billahi ya. Bunun iki sebebi vardı. Birincisi gruptaki hiyerarşide yükselmek için icraat yapmanız gerekiyor. Paylaşmanız gerekti. İkincisi de Discord verilerinizi paylaşmadığı için gerçek kimliğiniz açığa çıkmıyordu. En azından. Şimdi arkadaşlar bakın, Discord verileriyle kimliğinizin hiçbir alakası yok. Discord senin verini verse e-posta adresini verebilir, tamam mı? Yani kayıt olduğun şeyleri verebilir. E-postana telefon numaranı verir, IP'ni verir. Lan zaten devlet bunların hepsine istese erişiyor. Ya bu bilmiyor ki işte. Sallamış. Para kazanacak ki. Belirlenemeyeceğini düşünen bu kitle sponsorluk dileniyor. Ama şekilde yayın yapan kız yayıncıların babalarını. Bak böyle şeylerle işimiz yok bizim mesela. Videolarını yayınlıyor diye yalan söylediler. İyi akşamlar. Bak amına kodumun çocukları. Ya bak zaten bunu yapanlar harbi başlı başlı orospu çocuklar. Anasını tamam siktik derim. Milletin anasını bacısını arayanlar. Başlı başlı orospu çocuğu. Hadi milletin anasını bacısını bir şey yaptıysa belki ararsın, tamam mı? Yani şimdi belirli sebepler var. Yani aranır. Anasıyla babasıyla normal medeni bir şekilde konuşulur. Ama yok işte arayıp bu şekilde bomba ihbarı yapanlar. Yok işte anamı dövüyorum, anam beni bağladı falan, babam beni ihbar basanlar zaten orospu çocuğudur başlı başına. Devleti uğraştırırlar. Kızınız Twitch üzerinden bir geç sonra köle gibi davrandılar ve sonunda hiçbir şey yapmasalar bile şantajda bu çocuklardı. Lan burada Oğuzhan. Bak şu Oğuzhan. Titans Viral diye TS'deki çocuk. Lan bunun Allah'a Atatürk'e sövme kayıtları çıktı. Çocuğun hayatı hala da bitti amına koyayım. Oğuzhan harbi amına koyayım. Hiçbir şeyle alakası yok. Gelmiş bu videoda bile videosu var. Şaka gibi çocuk ya. Burada, çocuk burada devletten özür diliyor. Atat'takilerden özür dilemiş gibi gösteriyor çocuğu. İşte bak kendi kitlesini böyle ele geçirmeye çalışıyor.
Bunun gibi daha onlarca örnekte zorbalık yaptılar. 2021 senesinde patlayan bit muhabbetleriyle birçoğunun kimliği açığa çıktı. Bu işte uğraşan yayıncılar az da olsa bir şey başarabilmişlerdi. En azından bu da onun düşmanıdır amına koyayım, ondan koymuştur. Adamın bak, adamın normal fotoğrafını koymuyorsun da niye karısıyla beraber fotoğrafını koyuyorsun? Sen böyle erkeksin işte. Milletin normal fotoğrafını koyuyor, adamın gitmiş karısıyla beraber fotoğrafını koyuyor. Yakışır mı lan erkekliğe? İşte oğlum, erkekle yakışmayacak şeyler bunlar. Sen erkekle yakışmayacak her şeyi yaparsın. Karı gibisiniz amına koyayım siz. Bu pit kurlarının bilmiyor. Vay vay. Vay. Sen bunları zaten bu bit olaylarında... Şimdi sen benim bit olayımı ifşalamadın. Benim bit olayla alakam yok. Kardeşim. Ben LoL oynayan, tamam mı? League of Legends denen oyunu oynayan bir oyuncuyum. Yani benim adımı ne diye geçti? Benim Twitter'da Özcan Döngel diye biri benim adıma suçlama yapıyor. Ve Twitter'ı inceleme altına alıyorlar bu kara Twitch'i. Tamam, kara bit miydi? Kara Twitch miydi? Yok, bitli Twitch miydi? Neydi artık? Sikim, ne sikimse tamam mı? Bunu inceleme altına alıyorlar. Lan sen ne yaptın oğlum? Gittin şikayette bulundun amına koyayım. Lan bir şey yapıyormuş gibi nasıl bahsedebilirsiniz böyle ya? Siz nesiniz amına koyayım lan? Sanki gören de var ya, gitti savcıyla anlaşma yaptı. Yok operasyonu o başlattı. Operasyon başlatmayız mı? Etkinlikle. Oğlum siz nesiniz lan? Neyden bahsediyorsunuz oğlum? Devletin yaptığı şeyleri kendinizi ön planda tutmayın. Kendi kitlenizi kandırırsınız bunu. Aklı başında olan herkes zaten sizi siklemez. İfşaladım ben zaten bu ekibi. Polise verdiğim ifadede. Ben ta o zamandan buraya... Yalnız o can... ben Ahmet Yıllık. Tem bunların peşinde zaten. Seni bu videonda çok yardımcı olacaktır yani. Hani en azından... Lan Tem bunların peşinde. Tem sence bu çocuğun yap bak. Discord'a yeni giren bir çocuk böyle videolar çekiyorsa Tem bunların zaten hepsinden haberdar. Lan Tem gerçekten beni bir suçlu olarak görse ben şu an burada olmazdım. Bak suçlu olanlar zaten cezaevine girdi, çıktı, girdi, çıktı. Hala cezaevinde yatan var. Yani ne bileyim siz oğlum kendinizi kandırın la böyle. Lan, kamuoyu oluşturması açısından. Evet ben de aynısını düşünüyorum abi. Hani böyle durumlarda böyle kamuoyu oluştuğu zaman... Orada arkadaşı aramış, gelmiş beni aradılar diyor. Lan seni niye arasınlar dakika başı? Ne oldu yine seni arıyorlar. Yok evet evet abi evet. Ha bunu da videoya koymuş devam işte. Abi. Devam abi. Günün sonunda gidecekleri yer Kodes. Yani çok fazla bir ihtimali yok. Bunlarla... Şimdi arkadaşlar paşalar gibi 4 ay cezamı yattım. Suçsuz oldum kanıtlanınca 4 ay sonunda çıktım. Ha bu 4 ay cezaevine girme sebebim de benim eşekliğim. Tamam mı? Yani gerçekten benim eşekliğim. Niye? Çünkü böyle gerçekten verdikleri primlerin sonuna kadar devamını getirdim. Hiç siklemeseydim böyle şeyler olmayacaktı. Yani şube ve istihbarat uğraşıyormuş şu anda. Senin nereden haberin var? Senin nereden haberin var? Lan sana mı söylediler? Tamam kardeşim güzelliğine bak, sen rahatına bak. Git evinde oyununu oyna mı dediler? Oğlum şaka gibi ya. Mücadele demek. Yani bu ülkede her boku ye, Tem'e bulaşma. Sonrasında... Hadi işte, ya, o... öyle miymiş? Çağır lan Tamsan'ı. Tamsan'ı çağırdım oraya. Buraya Tamsan'ı çağırdım. Bitmedi. Farklı farklı gruplara, çeşitli Discord'lara, kendi çetelerini kurdular. Yayıncılara saldırdılar. Babalarının, annelerinin... Bunu kim yaptıysa da anasını evine bomba ihbarıyla polis gönderdiler. Ama kaçırdıkları bir şey vardı. Artık hepsi birbirine düşmandı. Ve ben bu videoyu duyurduktan sonra vallahi... en güvendikleri grup sahipleri bile bana gelip her şeyi anlattılar. Yapılan tüm... Ya size demedim mi oğlum? Şu adama minnet etmeyin. Bu adama şey yapmayın. Çekeriz bir açıklama videosu. Neyin ne olduğunu izletiriz. Gerekirse paşa paşa devletimize hesabı veririz. Ama böyle boyun eğmeyiz. Eğmeyiz aman akıyım. Sana gelip ne yazacağım? Onu bekledin mi? Sana yazın. Sana yazmak falan yok. Çalıntı kartla ürün yollayan ve tüm ailemi... Lan kimse senin evine 7 milyarlık ürün falan yollamaz. Yalan atma. Zaten o ürün iptal yer. Sesim geliyor mu? Geliyor. Şu kulaklarımdan asmakla tehdit eden kişi. Vallahi seni kulaklarına asacağım. Herkes masaya toplandıysa söylüyorum. Yaşınız küçükse ve bu işlere bulaşmadıysanız o gruplardan hemen ayrılın. Eğer ne yapsınlar? Senin yayınlarını mı izlesinler? Sadece bekleyin. Çünkü her birinizin verisi yarın polise gidecek. Tamsan kardeşimin hediyesi bu arada. Yani tek akala değilim.
Şimdi tamam, video bitti arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi bunların hepsi primden, sallamadan ibaret. Güzel bir hayatım var. Allah'a şükürler olsun. Allah devletimize de zeval vermesin. Gerekli ifadelerimin hepsine tek tek gidiyorum zaten. Yani eğer devlet beni burada suçlu görürse zaten şüpheli olarak benim ifademi alacaktır. Ben gerekli olan her şeyi bir de kamuoyu karşısında anlatırım. Ama bu sefer böyle küfür ederek değil. Yani savcımın karşısına tabii ki küfür edemem. Devletimize karşı boynumuz tabii ki öndedir. Devletimize karşı yani böyle şey yapan, devletimizin adını kullanıp yok işte teme bulaşmayacaksın, şunu yapmayacaksın. Lan oğlum bir kere devlete bulaşmayacaksın, devlete. Devlet kimin arası, kimin arası, kimin evine geldiler lan bu? Bir kere devletimize, bak, devlet her zaman ne demişler? Devlet her zaman 18 yaşındadır kardeşim, tamam mı? Devletle, devlet ne derse odur. Bu zaten budur yani bunun olayı. Bunun daha fazla olayı yoktur. Böyle sallamak falan fistan. Bu çocuk kafasına göre olaylar yapmış. Lan madem bu kadar eminsin, video çekeceğine niye şikayetçi olmuyorsun oğlum? Yok yok. Sponsorluk kovalıyor. Ben farkına vardım. Yayında yok İtopya'dan bir şeyler. Gideceksin ama bakayım. Kimlik fotokopisini çıkartacaksın. Bir dilekçe yazacaksın. Şu şu kişiler hakkında şikayetçi olmak istiyorum. Dahi Şekerci, Godof Atilla falan fistan değil. Ahmet Atilla Kirazoğlu. Deha Tuzcu diye ve bahsedeceksin. Atatmeç diyeceksin. Sonuçları var bunların. Kardeşim devlet zaten biliyor. Devletten bir şey kaçıramazsın. Bunun imkanı yok birader, tamam mı? Yani devletten bir şey kaçırıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diye zaten yalan söylüyordur. Ben bunu söyleyeyim. Eğer burada onun moderatörü varsa gelip benim yayınımı dinliyorsa duyuyoruz mu beni? Gidin ona söyleyeyim. Çekiyorum. Adamsın abi. Vallahi kardeşim ben söylüyorum. Beni alın kardeşim, tamam mı? Tehditten, şantajdan ifade veririm. Bir kere de haklı olarak ifade vereyim. Yeter be kardeşim. Neymiş? Canlı bomba yapıyormuşum. Ya kardeşim ne canlı bombası? Burada al. 10 senedir aynı klavyeyi kullanıyorum amına koyayım. Pislik de olur. Şimdi oynuyorum amına. Baba. Baba selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. Bu tam falan neden mi sen? Ne oluyor? Özür mü geldi odaya? Hayır. Gelsin oyuncu gelsin. Hayır kardeşim, özür dilerim kardeşim. Engel yok baba, hayırdır.